Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün evde peynir hazırlayacağız hep birlikte. Bir video, iki tarif olacak. Hem taze peynir hazırlayacağız, taze yemelik, hem de salamura peynir hazırlayacağız hep birlikte. 4 litrelik sütüm var. Sütümün içerisinde yemek kaşığımın doluluğunu görüyorsunuz. Bu şekilde 2 yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. İri tuz ekliyorum içerisine. Güzelce karıştıracağım. Beyaz elma sirkesi ekliyorum içerisine. Bir fincandan biraz daha fazla görüyorsunuz. Öncelikle bunu ekledim. Daha sonrasında ben bir fincana tamamladım. Şunu da belirtmek istiyorum ki benim kahve fincanım standart fincanlardan biraz daha büyük. Yani siz standart fincan kullanacaksanız bir fincan artı 2 yemek kaşığı daha elma sirkesi ekleyin içerisine. Bakın görüyorsunuz. Bu arada da ocağımızın altı hala açık. Bu şekilde olması gerekiyor. Kaynadıkça görüyorsunuz hemen kesilmeye başladı sütümüz. Bu kıvama yaklaşık 2 dakika içerisinde hemen gelecektir. Aktardığım gibi ocağımızın altı mutlaka açık olması gerekiyor bu aşamada. 2 yemek kaşığı dolusu tuz ve 1 fincan elma sirkesi kullandım. Dediğim gibi benim fincan ölçüm biraz daha büyük boy. Standart kullanacaksanız 1 fincan artı 2 yemek kaşığı elma sirkesi kullanın. Bakın artık iyice kesildi sütümüz. Artık işlemlerimize devam edebiliriz. Süzme işlemini gerçekleştirebiliriz. Altına süzgeç koydum. Üzerine tülbent olabilir, yoğurt süzme örtüsü de olabilir. Bu şekilde dikkatli bir şekilde dökelim çünkü sıcak. Suyunu da atmayın derim. Suyunu da mutlaka poğaçalarda kullanıyorum ben. Çok lezzetli. Hamur işlerinde kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bakın bütün hepsini içerisine, tülbentimin içerisine aldım. Suyunun süzülmesini beklememiz gerekiyor. 1 saat kadar. Şu an çok sıcak. Dikkatli bir şekilde işlem gerçekleştirin. Elimizde yavaşça sıkalım ama dediğim gibi bu aşamada çok dikkat edin. Hala çok sıcak sütümüz, hazırlayacağımız peynirimiz. Hemen ayrı bir kaba alacağım suyunun süzülmesi için. Ayrı bir kaba aldım. Bakın suyu hala süzülüyor. Suyu içerisinde mevcut. Bu şekilde yüksek bir yere de asabilirsiniz. Anneannemden kalma bir yöntemdir ama ben bu işlemi yapacağım. Bakın hemen ben dolaba astım. Bu şekilde bağladım tülbentimi altına. Bir kap yerleştirdim. Süzgeç yerleştirdim ki suyu içine akacak zaten bu şekilde. 1 saat bu şekilde bekletiyorum. 1 saat sonrasında bir süzgecin içerisine aldım yine altına bir kap koyarak yine tülbentimi içerisine oturtturdum peynirimi. Bakın hala suyu var. Tamamen suyu süzülsün istemiyorum da biraz sulu kalsın peynirimiz. Çünkü eğer tamamen suyu süzülürse çok sert bir peynir elde etmiş olacağız. Üzerine dolma taşım var. Dolma taşı koyuyorum. Hafif bir şey koyuyorum. Görüyorsunuz çok fazla bir ağırlık koymuyorum. Tencereyle su koyuluyor. Bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü çok ağırlık yaptığınız zaman, baskı uyguladığınız zaman tamamen suyu çıkacak ve sert bir peyniriniz olacak. Bu sebepten dolayı sadece bu ağırlık yeterli olacaktır. Siz de hafif bir ağırlık koymaya özen gösterin derim. Bu şekilde buzdolabında dinlendirdim. Bir gece. Bir gece sonrasında açıyorum tülbentimi. Bakın tamamen biraz daha katılaşmış durumda artık. Suyu biraz daha çok az bir su bırakmış. Dediğim gibi tamamen üzerine baskı uygulamadık. Çok fazla sert peynirimizin olmaması için. Bakın göstermek istiyorum buradan da hemen parmağımla bastıracağım. Görüyorsunuz değil mi? Çok fazla sert bir peynir olsun istemedim bu açıdan.
Bu kıvamı tutturmuş olduğunuzda gayet lezzetli bir peyniriniz olmuş olacak. Tuz miktarını evet 2 yemek kaşığı kullandım ama siz tadına bakın. Eğer sizin için az tuzlu geliyorsa biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Yani yarım yemek kaşığı daha tuz ilave edebilirsiniz. Bakın dinlenen peynirimiz taze peynirdir. İsterseniz bu şekilde de hemen tüketebilirsiniz. Kahvaltılarınıza koyabilirsiniz. Lezzeti inanın mükemmelin de ötesinde. Harika bir lezzete sahip taze peynirimiz oldu şu an için. Bundan sonraki işlemlerimizi iki farklı işlem gerçekleştireceğim. Dereotlu ve çörek otlu olarak da hazırlayacağım. Hem salamura hem taze peynir hazırlayacağız. Hep birlikte bu işlemi de kaçırmayın derim. Videonun başında aktardığım gibi size göstermek için çok sık yaptığım bir tariftir aslında. Şu an göstermek için sadece 4 litrelik süt ile tamamladım. Benim buzdolabımda salamura olarak daha peynirim de mevcut. Dilimlere keseceğim hemen. Dediğim gibi şöyle 4-5 dal dereotu iyice yıkayın, ince ince kıyın. Biraz da çörek otumuz olacak. Yaklaşık hani 1,5 yemek kaşığı kadar da çörek otlu olarak yapacağım. Bu şekilde kavanozlar tercih ettim ben. Siz de hani istediğiniz gibi bir kap tercih edebilirsiniz. Bunları sade olarak yapacaklarımı hemen ayırıyorum. Bakın şekli güzel bir kesme kalıbıyla şekilleri hoş olsun istedim servis yaparken. Sade olanları salamura olarak yapacağım. Çörek otlu ve dereotlu olanları da hem salamura hem de taze peynir olarak ayarlayacağım. Bu kısmı kaçırmayın isterim. Ben ayırıyorum diğerlerini. Bunlar şu andaki sade olarak yaptığım salamuralık peynir olacak. Özellikle bu şekilde tırtıklı bir şeyle kesmek istedim ki sunum aşamasında gerçekten şekli güzel oluyor. Size de hani tavsiye ederim. Bıçakla da yapabilirsiniz. Zikzak şeklinde keserseniz ya da üçgenlere kesebilirsiniz. Bu şekilde de sunumu güzel olacaktır mutlaka ki. Bir su ayarladım. Görüyorsunuz büyük bir kavanozum yok. 1 litrelik kavanoz değil. Yarısını kullandım. Yani yarım litrelik bir kavanozun içerisine normal su ilave ettim. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Bu salamura için hazırlayacağımız suyumuz. Biraz karıştıralım, tuzumuz erisin. Birkaç dakika hemen kenara alacağım. Biraz tuzumuz erisin içerisinde. Bu arada da dereotlu ve çörek otlu hazırlayacağımız peynirler için işlemimize başlayalım. Top peynirler hazırlayacağım. Gerçekten hem sunumuyla hem de lezzetiyle dikkatleri üzerine çekecek bir peynir olacak. Güzelce şekil vereceğiz hemen hep birlikte. Bir kap alacağım. Yarısını dereotlu, yarısını çörek otlu hazırlayacağım. Şu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz kavanozlardan 2 kavanoz dereotlu, 2 kavanoz da çörek otlu olarak yaptım. Bunların birer kavanozunu salamuralık, birer kavanozunu da taze yemelik olarak hazırlıyorum. Dikkatli izlerseniz devamında nasıl hazırladığımızı da göreceksiniz zaten. Bakın dereotlarınızı içerisine ilave ettik. Güzelce karışmasını sağlayın. Karıştığına emin olduktan sonra artık şekil verme işlemine geçebiliriz hep birlikte. İyice çatalımla ezdim. Güzelce karıştırdım artık. Şekil verme aşamasına geçebiliriz. Bakın burada hiç kesmek istemiyorum. Şekil verdiğimde görmenizi istiyorum. Ne kadar kolay şekil alıyor. Hiçbir dağılma yok peynirimizde. Şöyle birkaç kere çiğ köfte sıkar gibi elinize sıkın. Ardından güzel bir yuvarlak oluşturun. Boyutu tamamen size kalmış. Yani yuvarlaklık boyutu. Çok daha hani daha küçük de yapabilirsiniz. Ben 3 fındık boyutunda hazırladım bunları. İnanın sunumu çok çok güzel oluyor. Güzel yaz kahvaltılarında balkonda yaptığımız, ailece yaptığımız kahvaltılarda çok güzel bir lezzet halini alıyor. Ve bir çeşni olacak bizler için de. Bakın bu şekilde hazırladım. 2 kavanoz olarak çıktı bu boyutta. Dediğim gibi hem salamuru hazırlayacağım hem taze peynir kahvaltım için hazırlayacağım. Şimdi de çörek otlu olanları hazırlayacağım. Çörek otunu tamamen boşaltmak istemiyorum. Etrafında küçük tozları kalabiliyor. O yüzden rengini değiştirsin istemiyorum. Şöyle elimle üstten biraz alacağım. Bu şekilde. Dereotlu da yaptığımız gibi hemen
karıştıralım. İyice karıştığına emin olduktan sonra tüm çörek otlarının peynirle bütünleştiğine emin olduktan sonra artık şekil verme işlemine başlayabiliriz. İnanın 4 litrelik süt az gelecektir. O yüzden size tavsiyem malzeme listesinden 2'ye çıkartarak yani 8 litrelik süt ile yapın. Hem salamura hem taze peynir olarak tüketin. Çok seveceğiniz bir lezzet olacak. Dediğim gibi hemen bitecek bir lezzet olacak sizler için de. Salamura olanları böyle bir 20-25 gün buzdolabımızda saklayın. Daha sonrasında tüketim işlemine geçebilirsiniz ama taze olanları hemen tüketebilirsiniz. Bakın çörek otlu olanları da hemen küçük toplar halinde 3 fındık boyutu bahsettiğim gibi 3 fındık boyutu kadar toplar halinde hazırladım. Şimdi salamura işlemini göstereceğim. Tuzumuz içerisinde tamamen eridi artık suyumuzun. Üzerine geçecek kadar bu tuzlu sudan ilave ettik. Ve bu şekilde salamura hazırladım. Aynı şekilde diğer dereotlu ve çörek otlarımı da bu şekilde hazırladım birer kavanozunu. Şimdi de taze olarak tüketim için kahvaltılarımızı hazırlamak için nasıl hazırlayacağız bunu görelim. Zeytinyağımız var. Hakiki zeytinyağı rengini görüyorsunuz zaten. 3 yemek kaşığı içerisine ilave edeceğim. Tabii sizin kavanozunuzun büyüklüğüne göre değişecektir bu işlem. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim içerisine. Hepsine zeytinyağı koymuyoruz. Çünkü zeytinyağı buzdolabına konduğunda donabiliyor. Bu sebepten dolayı ama zeytinyağın da tadının, lezzetinin gelmesi için 3 yemek kaşığı yeterli olacaktır. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Ardından üzerine tamamlayacak şekilde, tamamen dolduracak şekilde de sıvı yağ ilave edeceğim. Peynirin lezzeti, dereotunun, çörek otunun lezzetiyle ve zeytinyağının verdiği lezzetle inanın harika bir kahvaltılık, harika bir çeşni oldu. Rengini görüyorsunuz. İnanın lezzeti kat kat güzel. Harika peynir toplarımız oldu. Büyük küçük herkesin beğeneceği bir lezzet haline geldi. Hem salamura hem taze peynir olarak kahvaltılık olarak hazırladık peynirlerimizi. Videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Bekliyor olacağım. Yepyeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Diğer tariflerimi de lütfen hazırladım. Diğer tariflerimi de mutlaka izleyin isterim. www.emelcelezzetlianlar.com adresimde, YouTube kanalımda, Facebook ve Instagram adreslerimde sizleri de bekliyorum. Ziyaretlerinizi bekliyor olacağım. Sevgi ve lezzet dolu günler diliyle herkese, deneyen herkese afiyet olsun.